Saadet Partisi davalık olduğu genel merkez binasını boşaltmaya hazırlanırken davacı Fatih Erbakan yeni parti hazırlıklarında son aşamaya geldi. Milli Görüş'ün lideri merhum Erbakan'ın oğlu iki süreci de ilk kez Şov Haber'e anlattı. Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumumuz yok. İstemiyoruz. Tabii yoksa söyleyecek sözümüz olmadığından değil. Davalık, hatta icralık oldular. Saadet Partisi'ne genel merkez binasını boşaltması için bir ay süre tanınırken o davayı açan isim Fatih Erbakan ilk kez konuştu. Niyetimiz tartışma yaratmak değil dedi. Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olmayacağı için oradan çıkmaları gerekti. Bir iddiaya göre önümüzdeki günlerde Saadet Partisi Genel Merkezi boşaltacak ve binayı Fatih Erbakan'ın kuracağı yeni parti genel merkez binası olarak kullanacak. Geçmişimizle de bağlantılı olan bir binayı tabii ki kullanacağız. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan parti kurma çalışmalarından sonra geldi. Cuma günü partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Milletimize ehvenişerlere mecbur değilsiniz diyoruz. Partinin 100 kişilik kurucular kurulu listesi hazır. Gözlerse Fatih Erbakan'ın sır gibi sakladığı sürpriz isimlerde. Bugüne kadar siyasetin içinde aktif olarak bulunmuş bir kimse değil. Ancak çok büyük teveccühe mazhar olacak, manevi değeri çok büyük olan bir kimse. Fatih Erbakan sadece babasından miras genel merkez binasını kullanmakla da kalmayacak. Merhum Erbakan'ın anısını partinin adıyla da yaşatmayı planlıyor. Eğer hukuki olarak bir engel çıkmazsa oğul Erbakan'ın partisinin adı da Refah olacak. Sağ olun, teşekkür ederim.